Şimdi reflüyü azaltmak için özellikle mayalı gıdaları, insanın yedikçe köpüren gıdalar bunlar. Ekmek, kek, pasta, simit, poğaça, börek, çörek, yani bunun gibi böyle mayalı gıdaları, özellikle de buğdayın mayalı gıdaları, yani buğday unundan yapılan mayalı gıdalar, işte kek, börek, pasta, çörek, ekmek, simit gibi ve de inek sütünden yapılan mayalı gıdaları, yoğurt, peynir vesaire gibi, bunlardan uzak durmakta fayda var. Bunlar yedikçe insanın içinde kaba tabirle köpüren, asit salgılatan gıdalar. Yoğurt her şeye iyi gelirmiş gibi düşünüyoruz. Şimdi şöyle, eğer inek, Türk toplumunun 1/3'ü atıl, inek sütünün içindeki laktoz şekerine karşı intoleransı var. Yani biz esasında Türk toplumu olarak inek sütünü çok iyi hazmedemiyoruz. O yüzden bizde şişkinlik, ciltte döküntüler, gaz, reflü birçok şikayeti yapabiliyor. Ama siz bunu mayaladığınız zaman doğal şekliyle, o zaman bu daha azalıyor. O nedenle ben diyorum ki sürekli inek sütü yerine ara sıra keçi sütü ve manda sütü gibi, hatta Aydın Bökse deve sütü, farklı alternatifleri değiştirerek gitmekte fayda var. Ne yapacak? Tekrarladığım gibi kudret narı, sarı leblebi, rezene çayı ve damla sakızı. Bunlar hakikaten reflü için oldukça iyi ve çok düz yatmayacak mide. Doluyken yemek sırasında fazla sıvı almayacak ve asitli içeceklerden, şekerli, unlu gıdalardan bir müddet uzak duracak. Çok şeyde olduğu gibi. Aynen, tabii. Aynen.